Karadeniz'e kıyısı olan Kent Tiyatroları Birliği'nin düzenlediği Katip 3. Tiyatro Köyü etkinliği başladı. Etkinlik çerçevesinde Samsun'da birçok tiyatro sanatçısı ağırlanıyor. Haber Radyo Genel Yayın Yönetmeni Cumhur Kocaoğlu'nun hafta içi her akşam 18'de Haber Radyo'da hazırlayıp sunduğu Akşam Hikayeleri adlı programında Katip 3. Tiyatro Köyü için Samsun'da bulunan ünlü isimleri konuk ediyor. Programın dün akşamki konukları ise İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncu, yönetmen, yazar Hülya Karakaş, Oksat Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Çoluk, Bulancak Sanat Tiyatrosu kurucu oyuncu Ömer Mustafa Yılmaz oldu. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kocaoğlu konuklarıyla Katip 3. Tiyatro Köyü'nü ve tiyatroda yaşanan gelişmeleri konuştu. Yani çeşitli projelerimiz var, Kültür Bakanlığı projeleri yapıyoruz ki en kısa haliyle bu seneki projelerden hemen bahsedeyim mesela. Evet. Amatör tiyatrolara destek veriyor Kültür Bakanlığı. Biz o destekle oyun hazırlığı yapıyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncu, yönetmen, yazar Hülya Karakaş program sonrası yaptığı açıklamada Katip 3. Tiyatro Köyü'ne ilk kez katıldığını anlattı. Çok önemsiyorum bu tür buluşmaları. Gençlerle buluşmayı, onlara deneyimlerimi aktarmayı. Çok etkili tabii. Karadeniz'de böyle bir tiyatro geleneğinin olması doğrusu çok heyecan verici. Türkiye'nin her tarafından gelen gençlerle buluşuyoruz. Güzel şeyler konuşuyoruz. Ben onlarla oyunculuk atölyesi yapıyorum. Karakaş, Türkiye'de tiyatroya verilen değeri de değerlendirdi. Son yıllarda da Türkiye'nin genelinde bakacak olursak bu işte Katip'in bir araya gelmesi, bir tiyatro köyünde gençleri buluşturması aslında bunlar da umut veren işler. Yani çok da yadsımamalıyız. O kadar da kötü değiliz. Ben hep şey söylüyorum, enseyi o kadar karartmayalım. Aslında güzel şeyler de oluyor. Hep özgür sanat, özerk sanat, özgür tiyatro, sansürsüz ve özerk tiyatro hayalini kuruyoruz. Umarım bir gün bu ülkede bu tiyatroyu gerçekleştireceğiz yani. Sıkıntılı bir dönemden geçiyor ama benim gençlerden umudum var.